Ellerinize sağlık. O kızı bu konaktan içeri sokabileceğini mi sanıyorsun? Eli kanlı bir katil bu konaktan içeri giremez. Bu evde Ferit'in adını duymak istemiyorum. Ne oldu, geri mi döndün? He? Ferit'e yaptıkların yetmedi mi? Gideceğim Sinan abi. Eşyalarımı toplamaya geldim. Topla, geride de hiçbir şey bırakma. Hem Ferit için hem de bizim için çok iyi olur. Ya ortada bir hata varsa? Ya benim boşuna günahımı alıyorsunuz? Nasıl bakacaksınız benim yüzüme? Ben tükürdüğümü yalamam. O kız bu konaktan içeri girmeyecek dediysem girmeyecek. O kadar. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun geçin oturun. Hoş bulduk anne. Herkese merhaba. Afiyet olsun. Otur hayatım, otur. Yemeğe başlamadan önce müsaadenizle küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Tabii anneciğim, buyur. Biliyorsunuz başımıza bir sürü olay geldi yakın geçmişte. Maalesef faturayı Ayşe'ye kesip kovarcasına gönderdik buradan. Ama Ayşe boynu bükük ayrıldığı konağa gururla teşrif etme büyüklüğünü gösterdi. Hem de karnında bir sancaksade bebeğiyle. Çok teşekkür ederim Ayşe. Ayşe, yuvana hoş geldin. Ferit oğlum evine hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben gelinime karşı çok mahcubum. Ona haksızlık ettim. Hem de çok büyük haksızlık ettim. Onu dinlemedim. Ve dinlemeden yargıladım. Ama hatadan dönmek de erdemdir. Burada herkesin önünde Ayşe'den ve oğlumdan çok özür diliyorum. Ayşe bundan sonra Sancakzade konağında hepimizin başının tacıdır. Bir an önce konağa dönmesini ve torunumu burada doğurmasını diliyorum. Şimdi Ayşe hepimize söylemişti, benim yüzüme nasıl bakacaksınız demişti. Hiçbirimiz dinlemedik. Değil mi? Hele bu Hıyar'ın yüzüne nasıl baktım ben onu anlamadım. Neyse, Ferit'in aşktan torpili var. Biz de artık akrabalık ilişkisine sığınacağız. Bu Hıyar'ı affettiğine göre onun bu kütük abisini de affedebilir misin yenge? Estağfurullah Sinan abi. Sağ olasın. Artık bu özür dileme faslı bittiyse ve Ayşe Hanım da bizi affettiyse yemeğe geçelim. Şöyle ağız tadıyla bir yemek yiyelim ha konakta. Yiyelim baba, yiyelim. Yiyelim de benim de söylemek istediğim bir şey var. Herkes duysun, herkes bilsin. Eğer biri Ayşe'yi üzerse karşısında beni bulur. Bundan sonra Ayşe üzülmeyecek. Ayşe gülecek, ben de güleceğim. O zaman herkese afiyet olsun. Tamam oğlum. Herkese afiyet olsun. Buyur bir de buradan yak. Tabii kambersiz düğün olur mu? Tam yüzümüz gülecek diyoruz. Şimdi nereden çıktı bu? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Anne, senin ne işin var burada? Ayşe, affettin mi kayınvalidemi? Sen evladına kıydın anne. Seni affetmemi istiyorsan benim için bir şey yapacaksın. Konakta senin sözüne itimat edecek tek bir insan bile yok.
Ben sana buraya gelme demedim mi? Ne işin var burada? Çık git. Dediniz. Azade Hanım. Hiçbirinizin beni burada istemediğini biliyorum. Biliyorsan o zaman git Hande. Zümrüt teyze, sana zahmet Hande'yi götürür müsün lütfen? Ferit, ben buraya kendimi kabul ettirmeye gelmedim. Bazı gerçeklerle yüzleşmeye, hatta sizden özür dilemek için yani. Kızım, sen laftan anlamıyor musun? Çek git işte ya. Ne yüzsüzsün sen? Allah'ım ya Rabbim ya. İlla kolundan tutup dışarı mı atacağız seni? Al, bir de bunlar çıktı. Bunlar nereden çıktı? Başka kimse yok mu? Çağırın, he? Ahiretteki kör Yusuf'u da çağırın. Yaman, sen ne yapıyorsun burada? Yaman'ı da ben çağırdım Adnan amca. Bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Söz veriyorum, kimseye üzecek bir şey söylemeyeceğim. Anne, konuşturacak mısın bunu? Bu konak bazıları için yol geçen anı değil artık anne. Annem benim ahiretliğim, can dostum. Bir tek onun hatırı için dinlerim seni. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, sonra da çek git. Biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri senin bu güçlü duruşuna hayrandım. Kahramanımdın sen benim. Azade, sancakzade. Senin ağzından çıkan tek bir cümle, tek bir sözün fermandı benim için. Azade Hanım diyorsa sorgulanmaz çünkü. Siz bana bir gün geldiniz, dediniz ki... Ferit'le evleneceksin kızım. Vav! O ne büyük bir lütuf. Kahramanıma gelin olmak, onun oğluna eş olmak. Saraylara prenses olmaktan farkı yoktu benim için. Azade Hanım bana öyle bir mertebe lütfetmiş ki. Çok büyük başarı. Beni öyle bir şartlandırdınız ki. Ben her zil çalışında gittim Ferit'in yanına koştum. Başım göğe erdi sonunda. Peki benim duygularım? Aşk ne? Sevgi ne? Evlilik ne demek? Bilmeyen o küçücük kıza siz istediğiniz hayatı aşk diye yuttururken hiç düşündünüz mü? Bu kız ne istiyor diye? Büyüyünce ne olacak mesela? Birini sever mi, aşık olur mu? Bu kız çocuğu ne hissediyor diye hiç sordunuz mu? Ben de sormadım. Çünkü siz bana dediniz ki... Ferit'i seveceksin. Ben de sevdim. Çok sevdim. Evet. Geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Şimdi siz ikiniz... Birlik olup bana diyorsunuz ki artık Ferit'i sevme. Ne güzel ya. Onu bırakmamı emrediyorsunuz. Yaptıklarım yüzünden Ferit de siz de benim kendi ailemde beni suçladınız hep sadece. Ben miyim gerçekten her şeyin sorumlusu? Kalp Yarası ATV'de.